Şimdi 7. soruya bakalım. Diyor ki Güneydoğu bölgesinde yoğun olarak yapılan pestiller kare şeklindeki bezlere aynı incelikte boşluksuz şekilde serilir. Biraz kuruduktan sonra ise iplere mandallar aracılığıyla boşluksuz şekilde kurumaları için asılır. 3 metrekarelik bir bezden 2 kilogram pestil elde edildiğine göre CD ipine asılan bezlerden en az kaç kilogram pestil elde edilir? Gençler bize şunu söylüyor. Kare pestiller varmış burada. Kare bezlerden pestil elde edecekmişim. Kare dediği için bütün kenarları birbirine eşit olmak zorunda. Yani AB arasına astıklarımla CD arasına astıklarımın boyları aynıdır. Yani şunu demek istiyorum. 120 ile 81'in o zaman ortak bir böleni olmak zorunda. Şöyle yapalım. EBOB 120 ile 81 sanıyorum 3. Oluşturduğu kare bezlerin bir kenarı 3 metre olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi bize CD'dekileri soruyor. Buranın uzunluğu 81 ise ben 81'i 3'e bölsem burada 27 tane bez olacaktır. Ve bir kenarı 3 ise bunun alanı 9 olmak zorunda. O zaman toplam CD'dekilerin alanı 27 taneydi. 27 çarpı 9 olacak. Bize diyor ki 3 metrekarelik bir bezden 2 kilogram pestil. 3 metrekarelik bezden 2 kilogram pestil oluşturuyorsam 27 çarpı 9 metrekarelikten ne kadar oluştururum? İçler dışlar yaptık arkadaşlar. 3 tane x, 2 tane 27 çarpı 9 olacak. 3'e bölersem şöyle yapalım. X buradan 6 çarpı 27. 6 kere 7, 42, elde var 4, 12, 4 daha 162 olmak zorunda arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi biraz yine uzun bir soru. Diyor ki, hatta şöyle ortalayalım. Okan bilgisayarının masa üstündeki A adlı klasörün içindeki dosyaların tamamını içeriklerine göre 8. sınıf ya da 7. sınıf adlı içi boş olan iki klasöre boyutları birbirine eş olacak şekilde aktarılıyor. Şimdi 7. sınıfa 72 megabaytlık dosyalar, 8. sınıfa da 84 megabaytlık dosyalar aktaracakmışım. Bunları ya söylemiş. Buna göre başlangıçtaki A klasörü en az kaç megabayttır? Gençler şunu söylüyor bize. A'dan ben 7 ve 8'e dosyalar aktaracağım ve bu dosyalar birbirine eş boyutlu olmak zorunda. Şimdi eş boyutlu olacaksa şunu söylüyor. Atıyorum buraya x megabayt getirdiysem buraya da x megabayt getireceğim. Ama toplam A'da olan 2x olmuş olacak. Yani 7 ve 8'de olan 72 ve 84'ün ortak bir katı olmak zorunda. Hemen diyorum ki ekok 72 ile 84. Şöyle yapalım. 2'ye bölsek burası 36, burası 42. 6'ya bölünüyor. Burası 6, burası 7. 6'ya bölsek bir de 7'ye böldük. Burası kaç yaptı gençler? 12. 12 ile 42'nin çarpımı. Hemen bakalım. 4, 2, 8, 4. Kaç yaptı? Burası 4, burası 10. 504 yaptı. Demek ki 7. sınıfa benim 504 megabaytlık dosya, 8. sınıfa da 504 megabaytlık dosya aktarıyormuşum. Ama A'da ikisini de A'dan aktardığım için 504 ile 504'ün toplamı A'ya eşit olmak zorunda arkadaşlar. Yani A klasöründe 1008 megabayt vardır diyeceğiz. Geldim. Bu da güzel bir soru. Diyor ki aşağıda 4 üzeri 5 megabaytlık dosya A ve B bilgisayarlarından aynı anda indirilmeye başlandığında farklı zamanlarda bilgisayarlarda oluşan anlık görüntü şekildeki gibi oluyor. 4 üzeri 5 megabaytlık dosyaysa ben bunu 2'nin ikinci kuvvetinin 5. kuvveti yani 2 üzeri 10 şeklinde yazabilirim. Şimdi A bilgisayarında 32 megabaytlık indirme 2 üzeri 2 saniyede gerçekleşmiş. Peki şöyle diyelim. 32'yi ben 2 üzeri 5 de yazabilir miyim? 2 üzeri 5 megabayt 2 üzeri 2 saniyede indirildiyse 2 üzeri 10 megabayt
kaç saniyede indirilir? 2 üzeri 5'ten 2 üzeri 10'a giderken 2 üzeri 5 kat, buradan da 2 üzeri 5 kat alıyorum. Yani 2 üzeri 7 saniyede indirme yapılacaktır. Bana diyor ki her bilgisayarda birim zamanda indirilen dosya boyutu eşittir. A bilgisayarında indirme tamamlandığında, yani 2 üzeri 7 saniye sonra. B'de indirilmeyen dosya boyutu nedir? Şimdi arkadaşlar B'ye geldim. Burası 2 üzeri 6 oluyor. 2 üzeri 6'lık indirme 2 üzeri 4 saniyede. 2 üzeri 6'lık indirme 2 üzeri 4 saniyede. Peki 2 üzeri 7 saniye sonra. Burası 2 üzeri 3 gençler. Buranın da 2 üzeri 3 katını alırsam 2 üzeri 9 indirilmiş olur. Peki dosyanın boyutu 2 üzeri 10'du. 2 üzeri 10 inmemiş de 2 üzeri 9 inmiş. Ben buradan 2 üzeri 9 parantezini alırsam 10 olması için 2'nin birinci kuvveti, tabanlar aynı, üstler toplanır. Eksi 1 diyeceğim. 2'den 1 çıktı. 1, yani 2 üzeri 9'luk kısmı kalmış olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi şöyle düzeltme yapalım. Yine uzun bir soru. Şimdi diyor ki yukarıda verilen kırmızı lastiklerden 5 tane, bundan 5 taneymiş. Mavi lastiklerden 4 tane, yeşil lastiklerden 3 tane vardır. Lastiklerin her biri uzatılarak maksimum boya getirilecektir. 3 farklı cins lastiğin maksimum boyları 5 üzeri 2, 2 üzeri 6, 3 üzeri 4 santimetreden herhangi biridir. Yani sırayla vermemiş gençler, kendim belirleyeceğim. 5 üzeri 2 dediğim 25, 2 üzeri 6 dediğim 64, 3 üzeri 4 dediğim 81. Aynı renk lastiklerin maksimum boyları aynı. Yani kırmızı lastikler aynı boyda uzatılıyor. Mavi lastikler de öyle, yeşil lastikler de öyle. Şu şekilde yerleştirmişim. Lastikler uzatılarak maksimum boya getirilip görseldeki gibi ucuca eklendiğinde 12 lastiğin toplam uzunluğu en az kaç olur? Lastiğin uzunluğunun en az olmasını istiyorsam en fazla sayıda olanın en az uzamış olması gerekiyor gençler. O zaman şöyle diyeceğim. En fazla lastik 5 tane var. En az uzaması 25. Daha sonra 4 var. Ve bundan sonra en az 64 olacak. 3 tanesi de 81'lik uzama yapacaktır arkadaşlar. Şuraya baktığım zaman burası 125'tir. 4 kere 4 16. 24, 256 burası. Geldim buraya. Burası 3, 243 olmuş oldu. Tamam. Şimdi 5, 6 daha 11, 11, 3 daha 14. Elde var 1. 2, 5 daha 7, 7, 4 daha 11. 1 de eldeydi 12. Elde var 1. 1, 2 daha 3, 2 daha 5. 1 de elde 6 olacak. Yani 624 diyeceğim arkadaşlar. Tekrar diyorum. En az uzaması için en fazla sayıda olanın en az uzaması, en az sayıda olanın en fazla uzaması gerekecektir. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi diyor ki bir öğretmen öğrencilerine üst ifadeyi anlatmak için iki çarktan oluşmuş sistem oluşturuyor. İki çarkta aynı anda döndürülüp okların gösterdiği sayılardan biri üst, diğeri taban olacaktır. Bir de yazabilseymişim. Bulunan sonuçlar not edilecektir. Elde edilecek sonuçlardan kaç tanesi 0 ile eksi 1 arasındadır? Bir kere 0 ile eksi 1 arasında dediğine göre kesinlikle ve kesinlikle negatif olması gerekiyor. Ve 0 ile eksi 1 arasında dediği için gençler pay bölü payda, yani rasyonel sayı şeklinde yazılmış olması gerekiyor. Geldim. Negatif olması için önce birinci çarktan seçelim. Kesinlikle negatif sayıları alıyorum. Şöyle diyeceğim gençler. Buradan eksi 2'yi kabul etsem, pay payda olacak şekilde istiyorsam şayet üstün negatif olması gerekecektir. Buradan eksi 3'ü aldım. Peki buna baktığım zaman eksi 1 bölü 8 oluyor. Evet, sağlıyor. Tekrar eksi 2'yi kabul ettim. Eksi 1'i aldım. Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Sağlıyor. Aynı şekilde gençler tabana eksi 5 verip buraya eksi 3,
tabanı eksi 5 verip buraya eksi 1 yapacağım. Tekrar diyorum, 0 ile eksi 1 arasında olması için hem tabanın eksi hem de üssün eksi olması gerekecektir. Daha sonra geldim. Buradaki eksileri zaten kullanmış olduk. Geldim buradaki eksilere. Gençler, eksi 3'ün eksi ikinci kuvveti. Bu olmuyor. Çünkü üst çift olduğu zaman ve parantezin dışında ise gençler neydi? Bu pozitif çıkacaktı. Bana negatif gerekiyor. O zaman eksi 3'ün eksi 5. kuvveti olur. Aynı mantıkla eksi 1'in eksi 2. kuvveti olamaz. Bu da pozitif çıkacaktır. Ama eksi 1'in eksi 5. kuvvetini alabilirim. Kaç değer almış oluyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 değer almış olacağım arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Geldim diğerine. Yine uzun bir soru. Şimdi diyor ki, aşağıda uzunluğu verilen ahşap çıta ile 3 ayaklı sehpalar tasarlanacaktır. Bir tane çıta verilmiş. Bu 27 üzeri 3 santimmiş. Hatta şöyle diyebilir miyim? 27 3'ün 3. kuvvetiydi. Bu da 3. kuvveti. Üstün üstü çarpılırdı. 3 üzeri 9 uzunluğundaymış. Yeterli sayıda da yuvarlak varmış. Şekil 1'deki ahşap çıta hiç artmayacak şekilde, uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayı olacak şekilde eşit parçalara bölünecektir. Elde edilen her bir parça şekil 2'deki sehpa yüzeyleriyle birleştirilerek 3 boyutlu sehpalar tasarlanacaktır. Sehpanın ayaklarının her biri 30 santimden uzun, 250 santimden kısa. 30 santimden uzun. Arkadaşlar, 3 üzeri 9'a bölünebilen bir sayı olacağı için bu 3'ün katı olacaktır. Neydi? Hatta 3'ün kuvveti. 3'ün 1. kuvveti, 2. kuvveti, 3. kuvveti 27, 4. kuvveti 81, 5. kuvveti 243. Bu aralıkta. O zaman en kısa uzunluk 81, en uzun uzunluk 243. Yalnız dikkat edin, ayaklarının her biri 81. Yani 3 üzeri 4. Bu da 3 üzeri 5. Şimdi şöyle diyordu gençler. Sanırım 3 ayaklı olacak. Aynen, 3 ayaklı sehpalar. Bir ayağının uzunluğu 3 üzeri 4 ise, 3 üzeri 4 çarpı 3 ayak olduğu için 3 üzeri 5 uzunluk kullanacağım. Peki 3 üzeri 9 değil miydi arkadaşlar? 3 üzeri 9'u 3 üzeri 5'e bölersem 3 üzeri 4 tane sehpa elde etmiş olacağım. Aynı şekilde baktım arkadaşlar. Eğer ben bir tane ayağının uzunluğunu 243 alırsam, peki 3 ayaklı olduğu için 3 üzeri 6 uzunluk kullanmış olacağım. 3 üzeri 9'du toplam uzunluğum. 3 üzeri 6 ayaklarının toplam uzunluğu. Buraya böldüğümüz zaman da 3 üzeri 3 tane sehpa elde etmiş olacağım. Bana diyor ki, en az sayıdaki sehpa ile en çok sayıdaki sehpa sayılarının çarpımı kaçtır? En az 3 üzeri 3 sehpa elde ederim. En fazla da 3 üzeri 4 sehpa elde ederim. Burası da 3 üzeri 7 olacaktır. Devam ediyorum. Diyor ki, bir konfeksiyon mağazası sahibi 4 çarpı 3 üzeri 7 TL'nin tamamıyla aşağıda fiyatları verilen her üründen eşit miktarda almıştır. Yani bundan x tane aldıysa bundan da x tane almış olacak. Bu iki ürünün her birinin 2 üzeri 3 TL kar yaparak tamamını satan konfeksiyon sahibi toplam kaç TL kar eder? Gençler, buraya toplam ödediği miktar 64 çarpı x TL. Buraya toplam ödediği miktar 44 çarpı x TL. Toplam 108 x TL ödemiştir. Diyor ki bize zaten, 108 x TL aslında 4 çarpı 3 üzeri 7'ye eşit olacaktır. 4'e bölersem şayet, şöyle yapalım ya da bunu bu tarafa atalım. X eşittir 4 çarpı 3 üzeri 7 bölü 108. Gençler, burası da şöyle yapalım. 36 ile 3'ün çarpımı. Burası 3 üzeri 6 tane kalıyor. Burada 9 tane kalıyor. Bu da 3'ün ikinci kuvveti. 3 üzeri 6, 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 2'den 3 üzeri 4 kalacakmış. Yani tişörtten de 3 üzeri 4 tane almış. Etekten de 3 üzeri 4 tane almış. Gençler, diyor ki bize,
Her iki ürününde birinden 2 üzeri 3 TL'lik her birinden 2 üzeri 3 TL'lik kar yaparak 2 üzeri 3 dediğim 8 değil mi? Yani tişörtü 8 lira daha fazlaya satıyor. Eteği de 8 lira fazlaya satıyor. Peki arkadaşlar, şu değil midir o zaman? 8 tane tişört sattı. 8 TL'den 3 üzeri 4 tane tişört sattı. Yine 8 TL'den 3 üzeri 4 tane etek satmış oldu. Burada da şu değil midir? 2 tane 8 çarpı 3 üzeri 4. Hatta burası 2 çarpı 2 üzeri 3. Burası da 3 üzeri 4. Tabanlar aynı, üstler toplanır. Burayı ben 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 alırsam, üstler aynıysa tabanlar çarpılırdı. 6 üzeri 4 olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi geldim. Bilimsel gösterimle mi? Yok, çözümleme ile alakalı bir soru. Şimdi diyor ki, şöyle yapalım. Bir kalem şekil 1 ve şekil 2'deki gibi sayı doğrusu üzerine yerleştiriliyor. Tamam, 1 ile K arasında bir kalem varmış, pek kaleme benzemiyor ama. Şekil 2'de de M ile 29 arasında bir kalem varmış. Şekil 1'de kalemin ucu K sayısına gelmektedir. K da 3 tam 3 bölü 8. Yani burası 3 tam 3 bölü 8. Peki bu kalemin uzunluğu 3 tam 3 bölü 8'den 1'i çıkartınca bulabilir miyiz? 8 kere 3 24, 24 3 daha 27 bölü 8 eksi 1. 8 kere 1 8, 27'den 8 çıktı. 19 bölü 8 gençler, kalemin boyu olacakmış. Şimdi kalemin boyu ne demiştik? 19 bölü 8 mi? Şuraya da biz 19 bölü 8 dersek gençler. 29'dan M'yi çıkartacağım. Bunun cevabı 19 bölü 8 olacak. Yer değiştirelim. 29 eksi 19 bölü 8 M'ye eşitmiş. 8 kere 9 72, elde var 7. 8 kere 2 16, 7 daha 16, 7 daha 232 eksi 19 bölü 8. Şimdi 12'den 9 çıktı 13, 2'den 1 çıktı 1, 213 bölü 8'miş de M burası. Bir de konuşabilsem. Şimdi diyor ki M sayısının değerinin çözümlenmiş hali nedir? Şimdi çözümlenmiş hali olması için ondalıklı sayı olması gerekiyordu. Peki ben bunu ondalıklı sayıya çevirebilir miyim? Çeviririz. Nasıl çeviririz? Paydanın 10, 100, 1000 olması gerekecekti arkadaşlar. Paydayı 1000 yapabilirim. 125 ile genişletirsem. Hemen 213 ile 125'i çarpalım. 5 kere 3 15, elde var 1. 5 6, burası 10 yaptı. Geldim 2 kere 3 6, 2 kere 1 2, 2 kere 2 4 burası. 1 kere 3 3, 1 kere 1 1, 1 kere 2 2. Şöyle toplarsak 5 burası, 12 elde var 1. 5 yaptı 6, 5 yaptı. Değil mi? Yanlış mı yaptık? Ha, pardon. 6 yaptı. Burası da 2 yaptı. Yani şu olmuş oldu. 26.625 bölü 1000. Bu da şu değil midir? 1 0 sildim, geldim. 1 0 sildim, geldim. 1 0 sildim. Yani 26,625. Gençler hatırlarsanız çözümlemede virgülün hemen sağındaki eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye giderken virgülün sonundaki 0, 1 şeklinde gidecekti. Yani bana 2 çarpı 10 üzeri 1 lazım. A'yı eledim. 6 çarpı 10 üzeri 0 lazım. Tek sağlayan bu zaten. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2, 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani cevap bursa olacak arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Şimdi diyor ki aşağıdaki şekilde birbiriyle dik kesişen ve her bir kenarı doğrusal olan birinci cadde ile ikinci cadde arasında kalan bahçede bulunan ağaçların konumları K, L, M noktaları ile gösterilmiştir. L ve M dikeyde aynı hizadadır. Yani L ile M dikeyde aynı hizada olacakmış. İkinci caddeye olan uzaklıkları 4 üzeri eksi 4. Yani ben bunu 2 üzeri eksi 8 olarak yazabilirim. 2 üzeri eksi 6, 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri eksi 6.
Yani ikinci caddeye uzaklıkları aynı olanlar L ve M olacaktır. Yani arkadaşlar 2 üzeri eksi 6, 2 üzeri eksi 6. Şu uzunluk 2 üzeri eksi 6. M'nin uzunluğu da 2 üzeri eksi 6. K'nın ikinci caddeye uzaklığı 2 üzeri eksi 8 olacaktır arkadaşlar. L ağacının birinci ve ikinci caddeye olan en kısa uzaklıkları çarpımı 8 üzeri eksi 5. 2 üzeri 3'tü. 2 üzeri eksi 15 olarak alabilirim o zaman. Diyor ki buraya uzaklığıyla buraya uzaklığının çarpımı 2 üzeri eksi 15. O zaman buraya uzaklığının 2 üzeri eksi 9 olması gerekecek. Çünkü tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanırdı. Buna göre diyor L'nin birinci caddeye olan uzaklığı zaten bulmuş olduk. 2 üzeri eksi 9 olacak. 2 üzeri eksi 7 değil. 2'nin ikinci kuvvetinden 2 üzeri eksi 10 olacaktır. 2'nin dördüncü kuvvetinden 2 üzeri eksi 8 olacaktır. Bu da değil. 2'nin üçüncü kuvvet olduğu için 2 üzeri eksi 9 olacaktır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.